Hadi bu videoda biraz infrared spektrokopisi konusunda alıştırma yapalım. 3 molekül örneğimiz var. Karboksilik asit, alkol ve amin. Aşağıda bu moleküllerin infrared spektrumlarını görebilirsiniz. Şimdi bu infrared spektrumun hangi moleküle ait olduğunu bulalım. 1500 civarına çizgimizi çizebilir ve sağ tarafında kalanları önemsemeyip tanımlama bölgesine odaklanabiliriz. Burası çift bağ bölgemiz. Çift bağ bölgemizde herhangi bir sinyal göremiyoruz. Çok güçlü bir karbonil gerilimi göremiyoruz. Yani karboksilik asidi eleyebiliriz. Evet, burada karbonil gerilimi yok. Sol tarafa doğru hidrojen bağ bölgesinde bir takım sinyaller görüyoruz. 3000 civarına çizgimizi çekebiliriz. Bunun aşağısında sp3 hibritleşmesine uğramış bir karbon barındıran karbon hidrojen bağ gerilimi olduğunu biliyoruz. Bu sinyal bize hiç yardımcı olmuyor. Fakat bu diğer sinyal oluyor, değil mi? Burada başka bir sinyalimiz var ve gördüğünüz gibi daha yüksek bir dalga sayısının bölgesinde. Bu son derece geniş bir sinyal. Böyle bir şey gördüğünüzde aklınıza hidrojen bağları gelmeli. Bunun sebebi ise tabii ki OH bağ gerilimi. Bu bilgiler ışığında burada alkolün söz konusu olduğunu anlıyoruz. Karboksilit asit de benzer bir OH bağ gerilimine sahiptir sinyal bu sebeple geniştir. Fakat burada karbonil yok. Yani bu molekül olamaz. Amin olma ihtimali de yok. Çünkü azot hidrojen bağlarımız olsa da azot hidrojen bağ gerilimi bir benzer bölgede yer alır. Bunun için iki sinyal görmeyi beklerdik. Yani simetrik ve asimetrik gerilim sinyali görmeyi beklerdik. Ayrıca alkolde olduğu gibi geniş bir sinyal olmazdı. Yani bu kesinlikle amin değil. Cevabımız alkol. Şimdi de farklı bir spektrumdaki 3 moleküle daha bakalım. Buradaki spektruma göz atalım. 1500 başlayalım. Çizgimizi çekelim. Çift bağ bölgesine bakıyoruz. Bu sefer sinyal görüyoruz. Çok güçlü bir sinyalmiş gibi görünmüyor. Bu sinyalin konumuna bakalım. Çizgiyi aşağı doğru çektiğimizde 1600 ile 1700 arasında olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 1650 diyelim. Evet çok güçlü değil. Sinyalin konumu ve çok güçlü bir sinyal olmaması bize bunun büyük bir ihtimalle karbon karbon çift bağ gerilimi olduğu ipucunu veriyor. Karbonilin 1700'ün üzerinde ve çok çok daha güçlü olmasını bekleriz. Burada molekülün üzerine çizebiliriz. Çünkü herhangi bir karbonil gerilimi görmüyoruz. Şimdi üçlü bağ bölgesine bakalım. Buralarda bir yerde herhangi bir sinyal göremiyoruz. Yani bu molekül olma ihtimali yok. Burada söz konusu olan sikloheksan olabilir. Hidrojen bağ bölgesine bir bakalım ve çizgimizi çizelim. Bu sinyalin 3000'in üzerinde olduğunu görüyoruz. Burada karbonun sp2 hibritleşmesine uğradığı bir karbon hidrojen bağ gerilimi olmalı. Burada ise karbonun sp3 hibritleşmesine uğradığı bir karbon hidrojen bağ gerilimi var. Kısacası bu infrared spektrumla uyumlu olan tek molekül sikloheksandır. Bir örnek daha yapalım. 3 adet molekülümüz ve 1 kızılötesi spektrumumuz var. Pekala, analize başlayalım. 1500 civarına molekülümüzü çizelim ve sol tarafına odaklanalım. Burası çift bağ bölgemiz. Burada 2 net sinyal görüyoruz. Buradaki sinyale bakalım. Diğeri kadar şiddetli değil ve 1600 ile 1700 arasında. Bu iki veri bize karbon-karbon çift bağ gerilimini düşündürtüyor. Yanındaki sinyale bakalım. Bu 1600 ise bu 1700'dür. O zaman bu sinyal 1700'ü biraz geçmiş ve çok güçlü bir sinyal. Aklımıza hemen karbonil geliyor. O zaman bunun üzerine çizebiliriz, değil mi? O zaman ya bu konjuge keton ya da bu konjuge olmamış keton olacak. Biraz konjuge olmamış keton üzerinde düşünelim. Bu karbonil gerilimini 1715 ile civarında görmeyi bekleriz. Yani 1700'den hemen sonra gelecek. Buradaki konjuge ketonda ise rezonans mevcut. Rezonansın karbon ile ne yaptığını biliyoruz karbonilin kuvvetini azaltır. Yani kuvvet sabiti olan K değerini azaltır ve titreşim frekansı düşer. O zaman bu karbonil sinyalinin 1715'ten daha az dalga sayısına sahip olmasını bekleriz. Hatta 1700'ün aşağısına 1680 civarına kadar indiğimizi söyleyebilirim. Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum ama 1700'den az olduğu kesin. Hemen işaretleyelim. Burası net bir şekilde 1700. Sinyalimiz ise gördüğünüz gibi bunun ötesinde. O zaman cevap sağ taraftaki konjüge olmamış keton olmalı. Umarım bu video spektrumları moleküllerle eşleştirme konusunda size yardımcı olmuştur.